Şimdi ise arkadaşlar Sera ve Obey Efendime'nin konusuna geçeceğiz. Konu aşk konusu. Ama nasıl bir aşk? İzleyelim. Obey Efendime bir video paylaşıyor. Bir ay sonra 2022'ye gireceğiz ve bu yıl tanıdığın en mükemmel kişi. Evet, görmüş olduğunuz gibi Obey Efendimen böyle bir video paylaşıyor. Sera da Obey Efendimen'in sevgililik teklifini reddediyor. Ama her zaman da Obey Efendimen'in yanında. Şimdi ise Sera ile Buse'ye yapılan gerçekten inanılmaz çok güzel, çok başarılı bir edit. İnsan arkadaşının eski sevgilisiyle çıkar mı? TikTok'sa söz konusu. TikTok'sa. İnsan arkadaşının eski sevgilisiyle çıkar mı? Buse'yle kardeş değiliz. Buse benim kocam. Oy, Buse'nin kocasıymış. Evet, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok başarılı ve kaç saniyede? 15 saniyede konuyu tamamıyla özetleyen efsanevi bir edit yapmış. Kim yaptıysa helal olsun. Onun dışında Obey Efendimen'le Sera canlı yayında. Üstüne bunu aldım. Beğendiniz mi? Bakın nasıl zevkli bir erkeğim. Bak gösterin. İster. Benim gibi manitası olsun isteyenler bir yazsın. Ay maşallah. Adem beni sevsin isterdim diyenler bir yazsın. Görsün anlasın artık. Bak hala poz veriyor. Ben de anlatayım. Beğendin mi? Ne kadar beğendin? Ne? Çok beğendim. Kulağım hasarlı. Bir bak görüyor musun? Bak, bir yazıyor herkes. Kralsın. Erkekler de yazıyor, manyak mısınız? O zaman onlarla sevgili ol. Ooo, muhteşem cevap. O zaman onlarla sevgili nereden ol. Nereden yok kızım? Nereden reddedelim? TikTokçu mu onlar? Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Geçen videoda Sera hakkında demiştim ki diğer TikToker'lara göre daha karakterli, daha güzel işler yapmaya çalışan bir ablamız derken gerçekten haftasına beni yanıltmayı başardı. Evet, artık gerçekten ilişkiler eğer ki birileri şipleniyorsa 2 hafta sevgili olacak mı olmayacak mı primini yiyorlar. Ondan sonra 2 hafta sevgili oluyorlar, onun primini yiyorlar. 2 haftada ayrılıyorlar, onun primini yiyorlar. Yani 1,5 ay bir ilişkiden prim yapıyorlar. İlk 2 hafta olacak olmayacak. Ortadaki 2 hafta sevgili, şip, işte kimin kocası bu, ölürüm falan. Onun dışında 2 haftada ayrılıyorlar. Sen bana şunu yaptın, sen bana bunu yaptın falan, yaptın filan yaptın. Herkes primini alıyor, takipçisini kapıyor ve yoluna devam ediyor. Klasik TikTok ilişkileri. Şimdi ne var? Sera muhabbeti bitti galiba. Evet arkadaşlar, Sera muhabbeti bitti. Şimdi de Burak Güngör var. Burak Güngör, bilmiş olduğunuz gibi Burak Güngör hakkında bir video öncesinde konuşmuştuk. Demiştik ki Vales hakkında konuşuyor Burak Güngör ve diyor ki Vales'i gömmüyor. Vales hatalı olmasına rağmen Anna Deniz'i gömüyor ama onun dışında da Anna Deniz canlı yayında Burak Güngör'e ki adamın işi milletin dedikodusunu yapmak değil mi yani? Milletin dedikodusunu yapıyor diyor ve ondan sonra Burak Güngör artık tamamıyla okları Anna Deniz'e çeviriyor. Ben demiştim ki sen bu konuyu tekrardan işleyecek misin? İşleyeceksen benim söylediklerimi söyleyecek misin? Vales'e söylemiş olduğumu. Çünkü ben söylediklerimde haklı olduğumu düşünüyorum ve bu konuya bakıldığında bunlar çıkıyor demiştim. Ve onlar da çıkıyordu. Eğer ki bu konuyu konuşursan ve Vales'e benim söylediklerimi söylemezsen takipçilerine saygısızlık yapmış olacaksın demiştim ve söylememiş. Sadece Anna Deniz'e söylemiş. İzleyelim. Vales, Anna Deniz olayıyla alakalı. Bildiğiniz üzere bundan önceki Ateş Attı bölümünde de bu konu hakkında birkaç şey söylemiştim. Sonrasında Anna Deniz yaptığı Twitch yayınında benimle alakalı bir şeyler söylemişti ve sonrasında da Instagram'dan attığı storylerle olay hakkında bir şeyler söylemişti. Aha. Şimdi öncelikle çekmiş olduğum ilk videoda ben bu Vales, Anna Deniz olayıyla alakalı hiçbir şekilde kimsenin bilmediği bir bilgiyi aktarmadım. Doğru. Veya kimsenin bilmediği olaylar üzerinden yorum yapmadım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çekmiş olduğu videoda şey diyor, işte milletin özel hayatını konuşuyor falan filan. Şimdi orada milletin özel hayatıyla alakalı hiçbir durum yok. Sen bir video çekiyorsun. Çekmiş olduğun bu video milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada o hafta en çok konuşulan video oluyor. Haliyle bırak da insanlar da bu konu hakkında yorum yapabilsinler. Bu noktada biz de tam olarak bunu yaptık. Yani ne yaptık? Olayı yorumladık. Olay hakkında kimsenin bilmediği hiçbir bilgiyi videoda sunmadık. Yani kibarcası ben televizyon magazinciliği yapmadım. Kimsenin bilmediği hiçbir bilgiyi videoda sunmadım. Neyse ki sunmamamın çok bir önemi kalmadı. Çünkü kendisi kısa bir süre sonra patladı ve Vales hakkında zehir zembelek açıklamalar yaptı. Anna dedi ki Vales bunu bilerek yapıyor. Menajerlik şirketi işin içinde. Şimdi orayla ilgili cevap verilmesi gereken birkaç tane şey var. Sonrasında benimle alakalı söylediği birkaç şeye daha cevap vereceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada Burak Güngör'ün söyledikleri doğru, haklı. Ben bir şey demiyorum. Ama eğer ki bir şeyleri eksik söylüyorsan bu doğru anlamına mı geliyor? Çünkü Vales tamamıyla günahsız mı yani bu konuda? Çünkü ben diğer videomda dedim ki Vales'e yüklendik. Vales dedi prim yapıyor. İşte kendini acındırıyor. Olayları farklı yere çekmeye çalışıyor falan gibisinden. Ama tek suçlu da Vales değil. Anna Deniz de suçlu. Çünkü ilk videoda çektin. İkinciye gitme. İkinciye gittin. Üçüncüye çekme gibi Anna Deniz hakkında da konuştuk. Bu hikayede tek yanan Vales olmadı. Ama burada tek yanan Anna Deniz oluyor. Neden öyle? Çünkü Vales senin arkadaşın. Yani ben Burak Güngör'ün söylediklerine katılıyorum. Evet, dediklerin doğru. Ama Vales'e de bir şeyler söylemen lazım. Vales günahsız mı yani? Tek suçlu Anna Deniz mi? Anna ile Vales'in yapmış olduğu şey cross oluyor. Cross videoda ne demek? İki tane birbirine fayda sağlayacak kişinin bir videoda bir araya gelip etkileşim arttırması. Ya kibarca sizin anlayacağınız hali bu. Kabacası prim.
Storylerde anladınız, inanılmaz derecede mağdur edebiyatı yapıyor. Bilerek yapıldı, niye konuşmuyorsunuz? Konuşun, parça parça açıklayacağım. Abi geç bunları. Geç bunları, madem rahatsızsın çıkarsın, ilk videodan söylersin. Dersin ki Valesciğim bak böyle bir şey yapmışsın. Benim hayatımda biri var veya başka bir gerekçe. Ben bunun devam etmesini istemiyorum. Çık lütfen bir açıklama yap dersin. Burak Güngör insanların videolarını izleyip yorum yapıyor. Özel hayatlarını izleyip yorum yapıyor. Ya senin Twitch'te insanların videolarını izleyip tepki vermek dışında ne vasfın var? Yani sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hani dinime söven Müslüman olsa muhabbetine gelecek bu yani. Sanki kendisi orada Twitch yayınlarında atom parçalıyor da çıkıyor insanların yaptığı içerik hakkında yorumlarda bulunuyor. Hadi anladınız geç bunları. Sen önce git dürüst olmayı öğren, o küçük planlarınla da büyük işlere kalkma. Çünkü anlaşılıyor planların. Ya. Evet, Burak Güngör'ün söyledikleri tabii ki de doğru. Ben yanlış demiyorum. Baştan sona haklı. Ama ve lakin Vales'e de değinmesi gerekiyor. Vales Burak Güngör'ün arkadaşı ve Vales'e burada hiçbir şey söylememiş. Vales videonun başından beri kalbim kırık. Ona gidiyor bir dükkan açıyor. Kalbi kırık dükkan falan gibisinden konuşuyor. E bunlar ne? Bunlar kendini acındırma metodu değil mi? Bunlar da kendini acındırma metodu. Ama Burak Güngör'ün arkadaşı olduğu için maalesef Vales'e hiç değinmemiş. Anna Deniz, evet Burak Güngör'e söylemiş olduğun milletin dedikodusunu yapıyor falan çok yanlış. Çünkü dediği gibi sen de yayında onun bunun videolarını izleyerek kendi tepkilerini veriyorsun. Ve milyonlarca kişinin önünde Vales'te video çekip kimsenin bunu konu hakkında konuşmamasını tabii ki de bekleyemezsin. Sen orada prim yapacaksın, takipçilerini alacaksın, milyonlarca kaç milyar kazandın Allah bilir o süreçte. Ama kimse sizi konuşmayacak, kimse size kötü bir şey demeyecek. Ali Biçim de dediğinde haklı. Onun dışında Burak Güngör de dediğinde haklı. Çünkü insanlar birçok emek vererek şehir dışına gidiyor. Ruhi Çenet olsun, Orkun olsun, Enes Batur olsun ne büyük emekler vererekten videolar çekiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şip adı başlığında bir araya gelerekten basit, kurgusal ama Türkiye'de çok tutan aşk videosu çekerekten binlerce para kazanıyorsunuz. Ve insanlar size hiç yorum yapmayacak. Oh paşam ne güzel iş be. Anna Deniz Vales olayında burada kapatıyoruz zaten, suyu çıktı.